Bayrama 3 gün kala maaşlara %35 zam yapıldı, ilk maaşlara yansıyacak. Kurban Bayramı'na son 3 gün kala %35 zam onaylandı. Üstelik ilk maaşlar zamlı yatacak. Temmuz ayı memur ve emekli maaş artışları ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte zamlarla ilgili görüşmeler başlayacak. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında zamlı maaş alacakları bilinirken, asgari ücretliye Temmuz ayında herhangi bir zam yapılmaması, asgari ücretle geçinenler ve bu ücrete endeksli zam alan bireyler için endişe kaynağı oluyor. Memur ve emekli maaşlarının yanı sıra, seçim vaatlerinin adım adım yerine getirildiği belediyelerde kamuoyuna duyuruluyor. Yerel seçimler öncesi verilen vaatler, seçimlerin ardından hızla yerine getirilmeye çalışılıyor. Belediye yetkilileri ve bağlı sendikalar arasında yapılan toplu iş sözleşmesi, TİS, görüşmeleri ile zam oranları belirleniyor. Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanları adına yeni bir TİS görüşmesi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda yapılan zamların ardından, yeni bir zam sözleşmesine daha imza atıldığı açıklandı. Belediyenin iştiraki olan personel AŞ bünyesinde çalışan işçiler için yapılan toplu iş görüşmesi sonucunda kamuoyuna sevindirici haberler verildi. Yeni protokolde, çalışanlara %35 zam ve ek haklar kazandırıldı. 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi devam ederken, bu zamın 1 Haziran itibariyle geçerli olacağı ve bayramdan önce hesaplara yatacağı belirtildi. İmzalanan protokolde, kadın ve engelli çalışanlar için de özel düzenlemeler yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda, kadın ve engellilere idari izin günleri konusunda anlaşmalar sağlandığı açıklandı.